Hepinize selamlar Azide Hobi'ye. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi size böyle bol makyaj malzemeli bir video hazırladım. Hepinize iyi seyirler. Evet, kutu Londra'dan arkadaşımdan bana hediye gönderildi. Şimdi bakalım neler geldi bana. Şimdi öncelikle şu şu far paletinden başlayacağım. Bu arada tırnaklarım lütfen kusuruna bakmayın. Misafirim vardı, onu gönderdim. Bulaşıkları hallettim. Oturdum. Oturmadım. Ayaktayım. Ben oturarak zor video çekiyorum. Genelde %90 ayaktayım. Neyse. Şimdi İngiltere'den, Londra'dan arkadaşımdan bana hediye geldi. Tatlım, seni çok öpüyorum. Seni ve küçük prensi. Şimdi bana birkaç tane ürün gönderecekti. Telefonlaşmıştık, görüşmüştük. Sonrasında bana ürün göndereceği hafta alışverişe gidiyor. Bir bakıyor ki reyonda bunlardan. Hemen bir tane kendisine, bir tane de bana alıyor. Çok mutlu oldum. Hepsi birbirinden şahane. Şimdi ben size ürünleri göstermeye başlıyorum. Öncelikle şu Too Faced'in Sugar Pop paleti. İnanılmaz güzel. Son bir haftadır komple bunu kullanıyorum. Sürüyorum. Harika, bayıldım. Size de birkaç belki örneklemelerini gösteririm. Pigmentleri inanılmaz güzel. Biliyorsunuz ben Urban Decay'in Smoky paletini alıp hiç memnun kalmamıştım. Hani o da böyle çok şişirilen bir marka falan diye düşünüyordum. Yani ürün çünkü kötü çıktı. Yani başka ne düşünebilirim? Ama bu inanılmaz güzel. Yani sadece şöyle bir örnekleme göstereceğim. Sadece değdiriyorum, bakar mısınız? Ya olamaz yani, bu kadar güzel gerçekten. Ya da yani parmağımı dokundurmam yetiyor. Pigmentler inanılmaz güzel, renkler hemen kendini veriyor. Ben zaten hep far bazı kullanıyorum. Hani far bazı kullanmadan yani renkler, far paleti harika. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela ilk başta şunu şöyle bir dokundum, dedim inanılmaz, dedim bu nasıl bir şey yani, dokunduğum gibi ben böyle bir far görmedim. Yani her markayı kullandım, az çok hepiniz biliyorsunuz, Dior'dan tutun da Chanel'den tutun da, ama bu kadar böyle ipek gibi bir yapı gerçekten muhteşem. Ya dokundurmam yetiyor. Bunun içinde biraz böyle simler var, dedim nasıl durur acaba falan dedim, ama hiç sırıtmıyor. Muhteşem, güzel bir görüntü veriyor. Ondan sonra bunu kenara koyuyorum. Çok merak ettiğim ürünleri göstereceğim size. Ben bu Makeup Forever'ı çok merak ediyordum ve birkaç tane hep YouTube'da izlemiştim. Benim sıkı takip ettiklerimden bir tanesi Hatice Schmidt. Ben Almanları, yani Amerikalılar. Yani ben Hatice Schmidt'te izlemiştim. Acaba nasıl falan diye, hatta onunla da yazmıştım ben ona. Hani nasıl kuru ciltlere tavsiye eder misin? O da çok memnun olduğunu söylemişti. Ambulans geçiyordu, o yüzden bir durdum. Ondan sonra iki tane rengini gönderdi. Çünkü işte internetten emin olamıyorsunuz ya. Mesela sipariş edeceğim ben bundan. Bilmiyorum ki yapısı bana uyacak mı, uymayacak mı derken bana hangi rengi çok uydu biliyor musunuz? Bu herhalde renkler. N120. Bu tam benim rengim. Bu renk biraz koyu. Bu daha fazla. Ben yaklaşık bir hafta mı? Bir haftadan fazla oldu belki de. 1,5 hafta oldu galiba. 1,5 haftadır bütün ürünleri mıncıkladım, kurcaladım. Zaten geldiği gün makyaj yaptım. Ve yaklaşık bir haftadır bütün makyajlarımı hep bu ürünlerle yapıyorum. Fondötenleri kullandım. CC krem vardı. Nerede? Burada. Burjuva'dan. Bu CC krem harika. En favori ürünüm neredeyse, yani ikinci bu, birinci bu, ikincisi bu. Bunlarla hep makyaj da yaptım. Yani eğer bulursam sağda solda dosyaları mutlaka iliştirmek istiyorum bir taraflara. Çünkü şunun cilde verdiği parlaklığı ben size anlatamam. Yani aydınlatıcı sürmeden cildim pırıl pırıl oldu. Bu CC kremi... Neydi bu? Çok merak ettiğim ürün buydu. Makeup Forever'dı. Bu HD fondöteni.
Ama biliyor musunuz bu ağır bastı. Günlerdir ben bunu kullanıyorum. Bunları denedim. Bu biraz hafif cildim sanki kuruttu gibi alın bölgesi ve burun kenarlarım biraz fazla kurudu gibi geldi. Ama biraz cildimde bu sıralarda yorgunluk falan da var. Çok iyi bakamadım açıkçası. Birkaç kere makyajla uyumuşluğum var. Şişt, çaktırmayın. Çok feci bir şey. Aman sakın ola yapmayın. Sakın sakın yani. Neyse bu CC kremi gerçekten muhteşem güzel bir ürün. Cilde verdiği parlaklık inanılmaz güzel. Ve 3 şey bir arada, benim biliyorsunuz yanaklarda kırmızılık fazla, yani redness deniyor ya da işte rötungen. Ona karşı da içinde yeşilli de var. İşte yani kapatıcı özelliği de var. Gerçekten harika. Harika. Ben Estée Lauder'ın CC kremini vermişlerdi bana. Ben ondan hiç memnun kalmadım. Ama bu Burjuva'nın 1-2-3 Perfect CC kremini çok beğendim. Gerçekten imkanınız varsa, ki Türkiye'de satılıyor, ölüyorum ben buradan. Siz buradaki ürünlere bayılıyorsunuz. Ben oradakilere, çünkü mesela Burjuva harika bir marka. Çok seviyorum. Daha önce de birkaç maskarasını kullanmıştım. Yine aynı arkadaşım göndermişti bana bundan 4 yıl önce. Bayılmıştım ama burada yok maalesef. Dilere HD fondöten gerçekten güzel. Verdiği etki, yani cildin kapatıcı özelliğini çok beğendim. Gayet başarılı. Ama dediğim gibi biraz kuruma ciltte yapmadı değil. Cildimi biraz kuruttu gibi. Ama dediğim gibi cildim biraz yorgun ve bu sıralarda nem çok fazla istiyor. Cildimin şu dönem anormal kuruluğu yine üzerinde. Her zamanki gibi. Ondan sonra bu HD High Definition pudra. Powder. Bunu, o kadar incecik bir yapısı var ki, ben göz altlarında kullandım bunu. İncecik. Yani göstereceğim zaten. Ay, onların yapısını da gösterseydim iyiydi. Çok uzayacak diye. Yani bu bebek pudrası, nişasta arası bir şey, tamam mı? Öyle bir doluyor ki ince çizgilere. Yani inanılmaz güzel bir etki veriyor. Yumuşacık bir hale getiriyor. Ben çok beğendim bunu da. Tabii biraz böyle flaşlı fotoğraflarla, bunlarla ilgili internette çok fotoğraflar falan yayınlanmıştı. Dikkat etmekte fayda var. Flaşlı falan fotoğraf çekilmemek lazım. Yoksa böyle Casper gibi çıkıyor gözlerin altı. Ama normal günlük yani kullanımda harika. Normal kamera karşısında falan da çok güzel. Bunu da çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Gelelim maskaraya. Rimmel London yine Almanya'da yok. Yine Almanya'da olmayan bir ürün. Rimmel London önceden DM'lerde vardı, sonradan kaldırıldı. Sebebini hiç bilmiyorum. Bu maskarayı da yine makyaj yapmıştım. Hatta Snapchat'te ve Instagram'da yayınladım, tam hatırlamıyorum ama Snapchat'te kesinlikle videosunu yayınladım. Harikaydı. Alt kirpikleri falan çok güzel bulaştırmadan sürüyor. Ve iki katta muhteşem. Buna bayıldım. Hatta arkadaşımla sonradan görüştüğümde dedim, bu ne kadar güzel yani, ben buna bayıldım deyince, o da biliyordum senin beğeneceğini dedi. Gerçekten çok başarılı. Rimmel London'ın bu volüm maskarası X10 herhalde. Maskara volüm, maskara flash. Yani deneyebilirsiniz. Gelelim bu yine Burjuva'dan. Bunun bir güzel kokusu var, anlatamam size. Şurada diyor ya, meyve karışımları, meyve mixleri. Gerçekten harika kokusu. Yapısı incecik ama ona rağmen kapatıcı özelliği harika. Hatta yine yanlış hatırlamıyorsam, inşallah alt tarafa yanlış da yazarsınız zaten. Zaten yazarsınız, siz kaçırmazsınız biliyorum. Yazınız yine de siz. Yanlışsa eğer tabii. Bu yine Lisa Aldridge'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Face and Body'ye bunu şey olarak gösteriyorlarmış. Alternatif olarak, yani aynı ona benzer yapısı. Hani ince yapılı ama kapatıcı özelliği güzel. Ciltte yok gibi ama çok güzel de bir duruşu var. Hem parlaklık veriyor. Ben de bunu gerçekten beğendim. Cildime yani kurutma falan hiç yapmadı. Diyorum ya, kurutma olayı benim işte o problem oluyor bazen. Bunu da beğendim.
Ondan sonra bununla bir makyaj yaptım. Makyajı yayınladım. Ve çok beğenildi. İnanılmaz güzel duruyor çünkü. Hemen şöyle göstereceğim. Far. Açıyı yakalayamadım. Ben bunu sadece tek olarak solo şeklinde göz kapağına uyguladım ve sonrasında maskara müthiş güzel durdu. Göz altına da kullandım. Çünkü şöyle söyleyeyim, normalde ben çok değişken ürün kullanıyorum. Ama yaklaşık 1,5 haftadır sadece bunları kullandım ve o yüzden size daha böyle ürünler hakkında da bilgi verebilmek için bunu yaptım. Dediğim gibi bu da harika güzel bir kalem. Hem rengi güzel hem de kalıcılığı çok harika. Sürüşü de çok kolay. Bakar mısınız? İşte ben göze de böyle hatır hatır kullanıyorum işte bunu. Böyle sürüyorum. Sonra yine Snapchat'te video yayınladım. Bu ruju gördünüz, görenler var. Ruj dediğime bakmayın, kalem işte. Lord Berry. Lipstick. Lord and Berry. Şeyini bulamıyorum. Numarasını aradım ama. Haydi bu olsun, kes. Numarası herhalde bu. Mat. Benim NYX'ten böyle bir tane kalemim vardı. Hatta rengi çok benziyordu. Bulabilir miyim ki acaba? Neredesin NYX? NYX buldum. Vallahi de buldum. Aha da buldum. Aha da buldum. Çok benzettim renk. Aa, bu değil. Bu parlak olan. Bunun matı vardı. Şöyle yine de göstereyim. Bunun matı vardı bende. Yine NYX'in. Şimdi bulamadım, nerede hatırlamıyorum. Bu da gerçekten mat bir bitiş sağlıyor. Çok beğendim. Çok güzel. Kokusu da güzel. Bana buraya kadar geldi. Burnuma kadar geldi kokusu. Sonra yine en sevdiklerimden olanları gösteririm. NYX'in bu Butter Gloss. çok güzel. Nesi güzel biliyor musunuz? Verdiği ışıltı, parlaklık harika duruyor. Ve ben bunu ruj üzerine denedim. Kalıcı ruj kullanıyorum ya, biliyorsunuz. Öyle güzel ince bir yapısı var ki, ama renk de kendini çok güzel veriyor. Bu zaten NYX'in, bunlar patlamış vaziyette. Göreceksiniz yakında, herkeste de göreceksiniz zaten, emin olun. Ben de çok beğendim ve rengini de söyleyeyim hemen. Söylemeyeyim de göstereyim en iyisi. Angel Food Cake isminde. Aa, buydu. Bir dakika. Bunun bir kokusu var. Bildiğiniz vanilyalı kek. Böyle. Kokusu çok güzel. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Collection Cream Puff isminde. Moisturizing Lip Cream. Bu mat olanlardı sanıyorum. Evet, mat finishli. Yumuşacık. Şimdi elim şöyle şuraya. Bunu 2 gün arka arkaya hep kullandım. Yanımda da şunu gezdirdim. Sonra da bunu üzerine kullandım. Gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle ben bu tonları, ağır göz makyajlarını seviyorum ben. Ağır derken yani eyeliner mutlaka olacak ve bir hafif bir gölgeleme falan çok güzel oluyor. Sonrasında Allah. Bu LE Girl. Bu da mat. Mat bitişli bir gloss. Bunda rengi bambaşka bir alem. Bunu da çok beğendim. İsmi neymiş, hemen bakıyorum. Şurada yazan. Ay. Elimi çektim. Ay, elimi çektim. Dreamy. GLG 832 Creamy. Creamy değil. Dreamy. Ve bu da çok yine meşhur olanlardan bir göz altı kapatıcısıymış. Bana rengi çok açık geldi. Çok dikkatli kullanmam gerekiyor. O da şöyle ki, ben şöyle nokta yapıyorum. Hani
Sürekli böyle kullanıyorlar, böyle horul horul sürüyorlar ya, asla öyle kullanmıyorum. Hatta kullandığımda nasıl kullandığımı hepinize şöyle bir minik bir örneklemeyle göstereyim. Fırça olarak Soeva'nın fırçası bu. Şöyle yapıp ben pıtlıyorum. Pıt 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 hızlı bir şekilde sürüyorum. Ondan sonra yayıyorum. Yani bakıyorsunuz. Bakıyor musunuz? Ay bir dakika. Yani demek istediğim şu. Çok fazla eğer fazla şöyle yaparsam bu çok açık bir renk oluyor. Ama böyle ürünleri, özellikle çok açık renk olan ürünleri böyle minik minik alarak kullanırsanız daha doğal bir görüntü yakalamış olursunuz. Yoksa diğer türlü çok böyle bol kepçe kullanırsanız ürün ne olur biliyor musunuz? Gerçekten panda gibi ortaya çıkarsınız. Ama bunun mesela kapatıcı özelliğini çok beğendim. Ben önce cilde, yani eğer aydınlık vermek istiyorsanız da nokta, incecik küçük nokta olarak güzel duruyor. Ve en son olarak da böyle minik bir deneme ürünü. Bu Professional bende vardı zaten. Gayet başarılı bir ürün. Bunu da zaten seviyorum. Kendim de kullanmıştım. Minikine böyle deneme boylarından. Canım seni çok öpüyorum. Seni ve prensi çok öpüyorum. Eşine de bol selamlar. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bol kozmetik içeren. Yine ben boyacı çocuk şeyine girmiş vaziyetteyim. Ama renkler nasıl? Bakın mat. İyice matlaştı renk. Bu da parlaklığını nasıl güzel veriyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Instagram'da ve Snapchat'ten takip ederseniz mutlu olurum. Instagram'da eğer takip ediyorsanız gördüğünüz şeyleri beğenmeye korkmayın bence. Cesur olun. YouTube'da ister beğenin, ister beğenmeyin. Siz çünkü neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Instagram'da bende kim ekliyse eğer ben o kişinin postunu görüyorsam görmezlikten gelmiyorum. Bence bu çok biraz adice bir durum. Hatta görüp de beğenmemek ne demek anlamıyorum. Ekleyen beni sizsiniz. Takip eden sizsiniz. Ben değilim. Benim takip ettiğim taş çatlası 200 kişi var. Bunların arasında tabii ki vloggerlar da var ve ev dekorasyon sayfaları da. Ve gördüğüm zaman mutlaka beğeniyorum. Yoksa niye takip edeyim? Yani kapının böyle eşiğinden, böyle hani kapı aralığından birisini gözetler gibi olduğunuzun farkında değilsiniz. 5000 küsür kişi var Instagram'da. Beğenilere bakıyorum, böyle komik rakamlar. Bence bırakın. Yani takip etmeyi de bırakın. Ben şimdi bilemiyorum hanginiz hanginiz. Ama öyle takip edeceksiniz, hiç etmeyin daha iyi. Ben YouTube'a 7 yıl oldu başlayalı. Dikkatinizi çekerim. 7 yıldır video yapıyorum. 7 yıldır tek söylediğim şey benim şuydu. Az olsun, öz olsun. Böyle yani rakamlar fırlamak zorunda değil. Çok güzel yapanlar da var. Ama tekrar söylüyorum, 7 yıldır tek bir prensibim var. Az olsun, öz olsun. Yani her ipini koparan, evet izlemesin fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Ama izleyip de yorum yapan veya izleyip de beğenilerini benden esirgemeyenler de başka yani. Onların yeri de başka yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.